Şimdi ben dünyanın en büyük çağlayanından bahsetmek istiyorum. Gerçekten çok muazzam bir şelale bu. Venezuela'da Angel Şelalesi resimlerimiz vardı görebilirsek. 1979, pardon, 20. yüzyılın başlarında ilk başta keşfediliyor Ernesto Sanchez de Cruz tarafından. Fakat daha sonradan bir 1935 tarihinde Amerikalı bir pilotun keşfiyle buraya Angel Şelalesi deniyor. Çünkü Jimmy Angel pilotun adı. Olağanüstü güzel bir Harika, şelale maşallah. gerçekten. Çok çok yüksek, yaklaşık 807 metre boyunca serbest düşüş yapıyor. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Hiçbir engele çarpmadan ilerliyor. 807. metrede kayalara çarpmaya başlıyor. Fakat 979 metreye kadar ulaşıyor. Bir Yani kilometre neredeyse. bir kilometre neredeyse. Maşallah, Görüntüsüne maşallah. bakarsanız çok Mükemmel, olağanüstü. maşallah. Sisli görüntüsü zaten çok çok ilgi çekiyor genel olarak. Çok Harika tatlı. Bir de gerçekten. Nefis şelalenin suyla maşallah. buluştuğu yerde de bayağı lezzetliymiş suyu. Öyle mi? Tersemiz olabilir Çok çok gerçekten. güzel. Biraz evvel bu resimlere bakarken düşündüm. Bu olağanüstü güzel şelalenin ve sonradan keşfedilen, düşünün 20. yüzyılın ortalarında keşfedilen böyle bir şelalenin her bir atomu, her bir zerresi, düşen her bir parçası, her bir damlası Yüce Rabbimizin kontrolünde. Her saniye akan bir şelale düşünün, bir kilometre boyunca akıyor. Biz yokken de akıyordu, biz varken de akıyor. Her saniye o akış devam ediyor ve her saniye o akan suyun tamamı Yüce Allah'ın kontrolünde. Yüce Allah biliyor bütün bir zerresini, hangi damlanın nereye çarpacağını, hangi kayanın nasıl aşınacağını oradaki. Her şeyi biliyor, oradaki yoğunluğuna kadar, oradaki sıcaklığına, soğukluğuna kadar her şeyi bilen Yüce Rabbimiz. Biz her şeyi daha sonradan keşfediyoruz, böyle nimetleri. Fakat Allah dünyada süs olsun diye böyle bir şey yaratıyor. Cennette, bu şimdi bize çok zevk veren bir görüntü, tekrar bakabilirsek. Mesela şu şelaleyi görmek çok güzel. Fakat yakınına gitsek ne içine girebiliriz, ne Tabii. sesinden dolayı birbirimizi duyabiliriz. Hiçbir şey yapamayız. İnsan ürkerdi zaten yani. Evet, yukarıdan aşağıya gerçekten bakmayı. tehlikeli, mesela bir insan için. Ama cennette hiç öyle olmayacak. İşte biz Allah'ın izniyle, Allah nasip ederse böyle artık 2 kilometre, 3 kilometrelik şelalelerin içinde yüzüyor İnşallah. olacağız. Allah nasip ederse o İnşallah. şelaleleri seyredeceğiz olacağız. Hiçbir tehlike olmayacak cennette. Hiçbir zorluk olmayacak. Rahatsız edici hiçbir ses olmayacak. Güzellikleri şu anda sadece seyrediyoruz. Pek çok güzelliği sadece seyretmekte kalıyoruz. Halbuki orada birebir Allah yaşatacak neyi istiyorsak. Onu hatırlatması bakımından da çok önemli bir yani. Bu Angel Şelalesi, belki Aylin'ciğim sen söyleyeceksindir ama bir özelliği daha var. Günü, yılın belli bir gününde kıpkırmızı görünüyor suyu. Evet. Güneşin belli bir vurma açısı yüzünden. Sırf o gün onu fotoğraflamak için çok fazla fotoğrafçı dünyadan onu çekmeye gidiyor. Gerçekten çok uzaktan görülebilen, çok sanki güzel kırmızı bir görüntü. Evet. Bayrak aşağıya doğru sarkıtılmış gibi dağın başından aşağıya kadar. Çok güzel bir Allah görüntü yaratıyor orada. Öyle bir de ilginç özelliği Allah var. Allah yaratıyor. Süsün içinde süs yaratıyor maşallah. Ve uçarak gitmek gerek aslında. Evet. Aynen, inşallah Allah cennet nasip eder. İnşallah. O şekilde de görürüz inşallah. Zaten yamaç paraşütü yapanlar var. Onun da öyle evet. de bir zevki var. Allah inşallah dediğim gibi cennet. İnşallah. Cennet. Onlar da... Tavsiye etmiyorum. Evet. Tabii hepsi çok riskli i̇nşallah. Olduğu için dünya hayatında hiçbir zaman öyle bir riske girmek olmaz. Çünkü insanın kendi, yani intihar etmesi gibi bir şey tamam, neredeyse. Tabii. Çok çok, çok tehlikeli. O yüzden ancak cennette Allah'ın güvenli kıldığı bir ortamda hiçbir risk olmadan bütün bunları yapabilmek çok zevkli olur inşallah. İnşallah.